İletişim insanlığın en temel ihtiyaçlarındandır. Artık anlık habere ihtiyaç duyduğumuz bir dünyada yaşıyoruz. Zamanla tamamen özgün ve bize ait bir dil oluştu topraklarımızda ve yeşerdi hızla. Tarafsız, özgür ve çok sesli bir medya için yerel gazete okuyun. Çukurova Gazetesi. Üretici ihracat desteğini bekliyor. Türkiye'nin ihracatında narenci ürünlerinin önemine değinen Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir, rekabet ve pazar koruma adına ihracat desteklerinin bir an önce açıklanması gerektiğini söyledi. Nefes kredisi firmalara nefes aldıracak. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şerafettin Aşut, TOB nefes kredisinin üye firmalara nefes aldıracak bir adım olduğunu belirterek, TOB Oda ve Borsalar, Türkiye genelinde kaynaklarının bir kısmını anlaşma sağlanan bankalara aktararak, üyelerinin piyasanın çok altında bir faizle 150 bin liraya kadar kredi kullanmasını amaçladı. Biz de 5 milyon lira bir kaynak aktardık. Kredi olarak 55 milyon lira geri alabileceğiz dedi. Hakimiyet Gazetesi. İsyan ettiren proje için tarih verildi. Yapımı yılın hikayesine dönen havalimanının en geç 2018 başında faaliyete geçirilmesini isteyen Mersinli iş adamlarına Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nden cevap geldi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Funda Ocak, 2019'un başında Çukurova Havalimanı'nı hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyledi. Sertavul Geçidi ulaşıma kapandı. Mut ilçesini Karaman iline bağlayan Sertavul Geçidi kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı daha sonra etkisini artırarak gün boyu devam etti. Bir süre kontrollü olarak sağlanan ulaşımsa sabaha karşı tipi ve sisin etkili olması nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Mut ve Karaman Karayolu'nda tedbir alan güvenlik güçleri her iki taraftan da araçların geçişine izin vermiyor. Mut istikametinden gelen araç sürücüleri Mut ilçesine bağlı Yapıntı Mahallesi'nde bekleyişlerini sürdürürken karayolları ekipleri de yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Haberci Gazetesi. Tıkış tıkış yolculuk. Mersin-Adana arasında 6 tren seferi kaldırıldı. Azalan seferler nedeniyle tıkış tıkış yolculuk yapmak zorunda kalan yolcular duruma isyan etti. Kocamaz'ın acı günü. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın teyzesi Naşide Aslan yaşama veda etti. Tarsus Merkez Kabristanı'nda defnedilen Aslan'ın cenazesine katılım yoğun oldu. Törende en ön safta yer alan Kocamaz, "Değerli teyzeme Allah'tan rahmet, eş ve dost yakınlarımıza başsağlığı dilerim. Böyle acılı bir günümüzde bizleri yalnız bırakmayan dostlarıma teşekkür ederim. Başımız sağ olsun." dedi. Güney Gazetesi. Mersin'de tarım gıda bölgesi için ilk adım. Vali Özdemir Çakacak imzalanan Tarım Gıda Teknoloji Geliştirme Bölgesi başvuru dosyasının Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na sunulacağını belirterek bakanlık tarafından yapılacak değerlendirme sonucu kurulacak geliştirme bölgesi için Mersin Teknopark tarafından ayrı bir proje çalışması yapılacağını belirtti. Adliye önünde kurşun yağdırdı. Tarsus ilçesinde görülen bir velayet davası ile ilgili duruşma çıkışı yaşanan tartışma sonucu enişte kayınbiraderini silahla yaraladı. Alınan bilgiye göre çocukların velayeti için ablasıyla birlikte Tarsus Adliyesi'ne gelen Doğan Yaşar, burada eniştesi Erhase ile karşılaştı. Adliye önünde tartışmaya devam eden ailelerden Erhase, üzerinde bulundurduğu silahla kayınbiraderi Doğan Yaşar'a 6 el ateş etti. Yeni Güney Gazetesi. Büyümemizi asla durduramayacaklar. Vali Özdemir Çakacak, İstanbul saldırısının ardından Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nü ziyaret ederek Çevik Kuvvet polislerine ve tüm emniyet teşkilatına başsağlığı diledi.
CHP'den Çevik Kuvvet'e ziyaret, Cumhuriyet Halk Partisi il örgütü İstanbul'daki hain terör saldırısında 37 mensubunu şehit veren Çevik Kuvvet'i ziyaret ederek başsağlığı diledi. İl Başkan Yardımcısı ve Başkan Vekili Oğuzhan Karayiğit, amaçlarının yaşanan acıyı bir nebze de olsa paylaşmak olduğunu söyledi. İMC Gazetesi Kayyum adayları HDP'ye yapılan operasyonlarla birlikte gözler Akdeniz Belediyesi'ne çevrilirken belediyeyi vali yardımcısı Nihat Karabiber veya Akdeniz Kaymakamı Hamdi Bilgi Aktaş'ın atanacağı iddia ediliyor. Toroslar'ın merak uyandıran afişi, Toroslar Belediyesi tarafından hazırlanan son günlerde reklam panolarında ve sosyal medyada yer alan "Ben hazırım, ya sen" yazılı afişler merak uyandırdı.